Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Uzun zamandır mopları toplamamıştım. Moplardan yavru toplamamıştım. Yoğunluktan dolayı moplarla çok ilgilenemiyordum ama bu sefer bir fırsat buldum. En azından mopları toparladım. İçlerinde yavru var mı vesaire birlikte bakacağız. Ve Instagram'dan ve YouTube'dan çokça soru geliyor. Özellikle de çöpçü yani koridoras üretimiyle ilgili. İşte ne zaman yem vermek gerekiyor? Hangi yemleri kullanmak gerekiyor? Yavrular çıktıktan sonra direktmen ölüyor diyen arkadaşlar var. Bununla ilgili bildiğim kadar sizlere paylaşmaya çalışacağım. Belki işinize yarar diyerekten. Çünkü birkaç püf nokta var. Onlara dikkat edildikten sonra koridoras üretimi çok da zor değil aslında. Ki zaten ben bu koridoras üretimiyle ilgili çokça bilgi paylaştım. Hiçbir zaman da bilgiyi zaten saklamıyorum. Bunu da benim kanalımı takip edenler biliyor. Yine tekrardan bir bilgileri tazelemiş olalım. Belki üretmek isteyen arkadaşların da işine yarar diyerekten. Kirli fişlerin de moplarını topladım. Onlara da bakacağım. Bir diğer küçük gökkuşağı Ağrı 4'lerin de moplarını topladım. Onlara da bakacağız hep beraber. Bakalım inşallah içlerinde yumurta vardır. Yumurtaları toplarken de hem de beraber bilgi alışverişi yapmış oluruz. Belki işinize yarar diyerekten. Ve telefonu değiştirdim. Şu anda 4K görüntü çekiyorum. Umarım benim gözle gördüğüm akvaryumların görüntülerini bu şekilde sizlere de aktarabilirim diye düşünüyorum. Çünkü izlediğimde benim kendi telefonumla, eski telefonumla çektiğimde görüntüler çok kötü çıkıyordu. Bu yüzden dolayı da pek akvaryumların görüntüsü güzel yansımıyordu. Şu anda dediğim gibi 4K çekiyorum. Umarım akvaryumların görüntüsü güzel görünür. Şimdi mopları toplayacağım. Mopları topladıktan sonra da bir telefonu sabitleyeceğim bir şekilde. Telefonu sabitledikten sonra moplardan bakalım yumurta toplayabileceğiz mi? İçlerinde yumurta var mı? İnşallah vardır. Bayağı çünkü toplamadım. 2 gün önce de su değişimi yaptım. Su değişimi yaptığım için tetiklediğini düşünüyorum ve havalar da soğudu. Malum kış ayına geçiş dönemlerinde genelde böyle yağmurlu havalarda vesaire bu tarz balıklar yumurta bırakmayı seviyorlar. O yüzden mopların dolu olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmam. En azından biliyorsunuz benim şu tarafta hemen üst kısımda yavruları bakmış olduğum kaplar var. Yine o kaplar eskisi gibi dolu olur. Bakalım göreceğiz mopların içi dolu mu boş mu. Böyle diskusları da göstereyim size. Büyümeye devam ediyorlar. Şöyle şurada da varlar. Büyümeye devam ediyorlar. 2 tanesini maalesef kaybettim. 10 tane şu anda diskusumuz büyümeye devam ediyor. Zaten bu tarz biraz hassas balıklarda böyle kayıplar çok normal. O yüzden dolayı da yapacak bir şey yok. Zaten bir tanesi geldiğinde sallanıyordu. Sonradan da gitti. Neyse konumuz bu değil. Dilerseniz ben telefonu sabitleyeyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Yumurtaları toplarken de püf noktaları sizlere dilimin döndüğünce bilgim dahilinde anlatmaya çalışayım ki soru soran arkadaşlar da en azından bu videoyu izleyerek sorularının cevaplarını bulmuş olurlar. Şimdilik hoşça kalın, telefonu sabitleyeyim, videoya devam edeceğim. Selam herkese, umarım görüyorsunuzdur. Tripodu biraz sabitlemem zor oldu. Şöyle görüyorsunuz yumurtaları, şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtalar zaten kahverengileşmiş. Bu demek oluyor ki yumurtalarda herhangi bir mantarlaşma yok. Ve yumurtalar sağlıklı bir şekilde çıkacak. Mesela bakın şöyle göstereyim.
Şöyle göstereyim. Bu mesela büyük ihtimalle çıkmayacak. Çünkü beyazlık var. Beyazlık olan yumurtalarda genelde çıkmıyor. Sararan ve kahverengileşen yumurtalar herhangi bir sorun olmadan kolaylıkla çıkıyor. Şimdi öncelikle bu panda korilerin yumurtaları bütün yumurtalarda farklı şekiller görebilirsiniz. Pandalarda genelde birçok koridoras türünde böyle ama bazı koridorasların yumurtaları daha küçük oluyor. Mesela bu pandaların yumurtaları yeterince büyük, toplaması çok kolay oluyor. Bu yumurtaları toplamadan önce kesinlikle ellerinizi yıkayın. Kirli vesaire olmasın ki mantarlaşma daha az olsun. Ve bir ikincisi de şu, eliniz temiz olması ve ben şöyle bir yol izliyorum. Korileri takip ediyorum. Koriler yumurta dizdikten hemen sonra yumurtaları akvaryumdan almıyorum. Yani mopu akvaryumdan almıyorum. Birkaç saat bekliyorum ki yumurtalar tamamen döllenme olsun diye. Hemen alırsanız mantarlaşma daha çok olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden biraz bekleyin, sonrasında alın. Yani biraz bekleyinden kastım da şu, birkaç saat bekledikten sonra alsanız zaten herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Ondan sonra bir ikinci şey de şu, yumurtaları topladıktan sonra mantarlaşmaması için içerisine ben metilen mavisi koyuyorum. Metilen mavisi koymasanız, yani koymak istemiyorsanız, ben çok fazla koymuyorum zaten, hafif suyun rengini döndürüyorum ve bırakıyorum. Metilen mavisinden daha etkili biliyorsunuz mantar ilacı var, maykapur. Maykapur kullanırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz metilen mavisinden. Ben şimdi alıştığım için, hani herhangi bir sorun yaşamadığım için metilen mavisiyle rahatlıkla çıkartabiliyorum. Tabii ki maykapur kullandığım zamanlarda oldu. Yakın zamanda belki tekrardan maykapur alıp onunla da deneyip şey yapabilirim. Sıkıntı yok yani, metilen mavisinde de kolaylıkla çıkıyor. Sonrasında da şöyle, balıklar, korilerde bu özellikle böyle. Koriler yumurtadan çıktıktan sonra, yani yüzüşe geçtiklerinde ben 3 gün boyunca falan yem vermiyorum. Çünkü kendi keselerinden besleniyorlar. Şimdi hata zaten burada başlıyor. Şöyle, koriler, yani yeni daha ilk defa bunu deneyen arkadaşların genelde yapmış olduğu hatalardan biri bu. Koriler yumurtadan çıkar çıkmaz, serbest yüzüşe geçer geçmez hemen tabii ki de heyecanlanıp ölmesinler diye arkadaşlar yem veriyorlar. İşte yem verdikleri için de suyun dengesi bozuluyor ve balıklar yaşamıyor, ölüyor. Yaşamıyor, ölüyor. Şimdi 3 gün boyunca ben yem vermiyorum kesinlikle. Kendi keselerinden besleniyorlar. Sonrasında balık adetine göre, yani yavru adetine göre azar azar yemlemeye başlıyorum. Şimdi nasıl yemlemeye başlıyorum onu söyleyeyim. Kesinlikle burada kuru yem kullanmıyorum. Zaten kuru yemle bu tarz balıkları büyütebilmeniz çok kolay değil. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü kuru yem çabuk su değerini bozduğu için ve bu balıkları 1 litrelik işte kaplarda veya yarım litrelik kaplarda öncesinde büyüttüğümüz için ve bu tarz ufak kapların da su değerlerinin bozulması çok kolay olduğu için, çünkü herhangi bir filtrasyon sistemi yok. Bu yüzden dolayı da su bozuluyor ve yavrular ölüyor. Şimdi korilerin bazılarında yem vermeye başladığınızda artemiyayı kabul ediyorlar. Yani artemiyayı yiyebilecek boyda oluyorlar. O yüzden canlı artemiya vermeniz gerekiyor. Öbür artemiyadan olmuyor. Canlı canlı çıkarıp vermeniz gerekiyor. Bir ikinci kullanabileceğiniz yem sirke kurdu. Ben çokça kullanıyorum ve çok da seviyorum. Oldukça da kolay. Kanalımda da bununla ilgili video var. Bakabilirsiniz. Sirke kurdu kullanıyorum. Mikro kurt da kullanabilirsiniz. Mikro kurt sirke kurduna göre biraz daha büyük.
büyüdüklerini de kullanabilirsiniz. Bu tarz küçük kapların içerisinde bakarken kesinlikle bu şekilde canlı yemlerle bakmanız gerekiyor. Sonrasında hani yine aynı kapta azar azar kuru yeme alışması için çok az miktarda verirseniz sonrasında ayırırsınız, hiçbir sorun olmaz, sağlıklı bir şekilde büyürler. Bunlara dikkat edilirse koridoras üretimi oldukça kolay olacaktır. Bunu da bahsetmiş olayım, bu mobta bir şey kalmadı. Şimdi dilerseniz kirli fişlere geçelim. Kirli fişlerde biraz durum değişik. Şöyle göstereyim. Burada da mesela yumurta var. Kirli fişlerde durum biraz şöyle değişik. Ben kirli fişlerin sularını biraz farklı hazırlıyorum. Onu da şöyle anlatayım. Normal dinlenmiş su yarı yarıya, yarısını da ozmoz su. Ozmoz suyun içerisinde bekletilmiş katappa yaprağı, kızıl ağaç kozalağı, işte onun dışında ceviz yaprağı. O şekilde beklettiğim sudan da kullanıyorum. Çok çok az metilen mavisi de atıyorum. Bu şekilde ben bir çıkım sağladım. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bunlarda durum şöyle. Şimdi yavru çıktıktan sonra bunları ben hemen ilk gün beslemiyorum yine. Ertesi gün beslemeye başlıyorum. Bu kirli fişler maalesef ilk çıktıklarında artemiye yemiyorlar. Artemiye yemedikleri için ilk olarak sirke kurduyla başlıyorum. Sirke kurdu verdikten sonra ikinci günde veya üçüncü günde artemiye ile besliyorum. Ama şurada şöyle bir şeye de dikkat etmek gerekiyor. Artemiye veya sirke kurdu ne veriyorsanız verin. Küçük kaplarda verdiğimiz için verdiğiniz miktara çok dikkat edin. Yani çok az balıkların yiyebileceği şekilde verin. Fazlasını vermeyin. Çünkü fazlasını verdiğinizde artemia dahil olsa suyun değerini bozuyor. O yüzden buna dikkat ederek yaparsanız, şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuzdur umarım. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Azar azar verin. Çok fazla vermeyin. Çünkü çok fazla verdiğinizde bu sefer su değerlerini bozup yine canlılar ölüyor. Az verdiğinizde bu sefer aç kalıyorlar, ölüyorlar. Ama bu orana dikkat ederseniz herhangi bir sorun olmaz. Canlılarınız çok rahat bir şekilde büyürler. Şöyle. Yani bu sıkça sorulduğu için bu tarz sorular. Ben de böyle bir video çekmek istedim. En azından merak edenlerin de merakını gidermiş olalım. Öbür türlü Instagram'dan veyahut da YouTube'dan sorulara da elimden geldiğince tabii ki yanıt vermeye çalışıyorum ama böyle videolu yanıtlar bence daha anlaşılır oluyor diye düşünüyorum. O yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Şöyle bu tarz kirli fiş veya işte gökkuşağı türü balıklarda hani şey yerine, metilen mavisi yerine maykapur kullanırsanız daha da başarılı olursunuz. Onu baştan söyleyeyim. Metilende de bir sorun olmuyor. Hani ben sorun yaşamıyorum ama daha garanti olmasını istiyorsanız tabii ki de bu şekilde bir yöntem izleyin derim ben. Şimdi bu mobta herhalde bu kadar, daha yok gibi görünüyor. Aynen. Bu diğer mopa da bir bakacağım. Bunların akvaryumunda Super Red'ler de var biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi dişi bayağı dolu gibi geldi bana. Ama bir türlü yavru yumurta bırakmadı. Onu takip ediyorum sürekli. Su değişimi vesaire de yapıyorum. Tetiklemeye çalışıyorum. İnşallah onlardan da en kısa sürede yumurta alırız. Bu mobda zannedersem bir şey yoktu ya. Yani sanki alırken var gibi görmüştüm ama bir tane varmış.
Bunlar biraz yumurtaları küçük olduğu için, hele ki mavi göz gökkuşaklarının yumurtaları daha da küçük. O yüzden biraz araştırmaya, yani araştırma derken birazcık mopu karıştırmanız gerekiyor. Yoksa panda korilerdeki gibi falan böyle yumurtaları büyük büyük değil. Çok kolay seçemiyorsunuz. O yüzden iyice böyle bir araştırmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Bu mop da bu kadar herhalde. Bir tane varmış. Kısmet, yapacak bir şey yok. Tabii bu yumurtalar biraz küçük olduğu için akvaryumların hemen hemen hepsinde de adi salyangoz da olsa, farklı salyangoz da olsa salyangoz türleri var. Yüksek ihtimalle bu yumurtaları salyangozlar yiyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar sayı az. Bir de ben sürekli kontrol edemediğim için, uzun zamandır kontrol edemediğim için daha doğrusu, sayılar biraz düşük ama olsun, buna da şükür, yapacak bir şey yok. Bu kadarla en azından tekrardan bir yavru büyütme serüveni yaşayacağız sizlerle beraber. Dilerseniz bu mopları da ben yerine koyayım. Bir de gökkuşağı, mavi göz gökkuşağı balıklarımızın mopuna bakalım. Onlarda bir şey bulabilecek miyiz? Onlarda da yumurta bulursam en azından o yumurtalarında ne kadar büyüklüklerinin olduğunu size göstermiş olurum. Şimdi şöyle, klasik, beni takip edenler bilir zaten, buradaki yavrulukları tekrardan aktif etmiş olduk. Bir 15 kadar zannedersem panda korilerden yumurta aldım. Onlar da sayı gayet iyi. 2-3 gün sonra tekrar baktığımda bir 15-20 daha, 20 tane daha alırım diye düşünüyorum. Kirli fişlerde bir 10 tane kadar zannedersem yumurta toplayabildim. Buna da şükür diyelim. Hasat çok fazla bol yumurtalı olmadı ama olsun, en azından uzun süre sonra tekrardan bir yavru toplamış oldum. Arkadaşların da sorularını yanıtlamış oldum. En azından işe yarar. Merak edenler belki sorularının cevaplarını bulmuş olurlar. Ağrı dörtlerden, ufak mavi göz gökkuşaklarından maalesef bir 5 tane kadar yumurta bulabildim. Onu da videoya çekmek istemedim çünkü mopun içerisinden bir tane yumurta buldum. Diğer yumurtaları da mosun içerisinden buldum. O yüzden bayağı bir uğraştım ki bunlar için de yakın gözlük olması gerekiyor gerçekten. Çünkü görmek çok zor. İnanılmaz küçükler. Şöyle göstereyim. İnanılmaz küçükler, görünmüyorlar. O yüzden dolayı da çok zor görmek. Göremediğim için maalesef öyle. Çok fazla da videoya çekmek istemedim. Umarım faydalı video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum. Soru sormak isteyenler olursa videonun yorumlar kısmına veya bana Instagram'dan soru sorabilir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.